Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, sonra Sayın Bakanımıza, toprak mahsulleri ofisimize ve emeği geçen herkese ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Kuru kayısı alım fiyatı açıklanması programına hepiniz hoş geldiniz. Toprağın emekle, emeğin bereketle buluştuğu bu günde tarım ve bereket şehri, huzur ve vefa şehri, dünya kayısı başkenti Malatya'mızın emektar, vefakar, çalışkan insanlarıyla bir arada bulunmaktan son derece mutluyum. Sözlerime başlamadan önce Sayın Cumhurbaşkanımızın sizlere özel selamlarını iletmek istiyorum. Değerli misafirler, ülkemiz dünyanın en zengin biyoçeşitliğe sahip ülkelerden birisidir. Dünyada kayısı üretiminde 550 bin hektar alanda yaklaşık 3.9 milyon ton. Ülkemiz 1 milyon 312 bin hektar alanda ortalama 800 bin ton kayısı üretimiyle birçok üründe olduğu gibi kayısı üretiminde de dünyada birinci sırada yer almaktadır. Bu başarı elbette Malatya'da çiftçilerimizin kurduğu modern kapama bahçelerinden dünya standartlarının üzerinde elde edilen üretimlerle olmuştur. Bu gelişmelerin sonucunda 2002 yılında 315 bin ton olan kayısı üretimimiz 2019 yılında %170 artış ile 847 bin tona ulaşmıştır. Kıymetli dostlarım, değerli kardeşlerim, Türkiye dünyada kuru kayısı ihracatında birinci sırada, hasil kayısı ihracatında ise ikinci sıradadır. 2019 yılında kuru ve yaş olarak 290 milyon dolarlık kayısı ihracatı yaptık. Toplam tarımsal ihracatında yaklaşık %2'si kayısıdan gelmektedir. Bu gurur Malatyalı kardeşlerimizin emekleri ve alın teriyle asıl olmuştur. Bu vesileyle sizlerin şahsında üretimin her safhasında bulunan Malatyalılara gönülden teşekkür ediyorum. Malatya'da 800 bin dekar alanda yapılan kayısı üretimi yaklaşık 50 bin aileye gelir kapısı olmuştur. 2019 yılında Malatya'da toplam kayısı üretimimiz 392 bin ton, kuru kayısı üretimimiz 88 bin ton olmuştur. Dolayısıyla Malatya'mız Türkiye'deki toplam kayısı üretiminin %46'sını, kuru kayısının ise %80'den fazlasını üretmektedir. İçinde bulunduğumuz yıl ise yaşanan olumsuz iklim şartları nedeniyle kuru kayısı üretiminde geçen yılın bir miktar altında üretim beklemekteyiz. Kıymetli üreticilerimiz, tabii bakanlık olarak kayısı üretiminin gelişmesi ve kayısındaki katma değerini artırması için önemli destekler sağlıyoruz. Nitekim son 18 yılda kayısı üreticimizin her daim yanında olduk. Bakanlık olarak verdiğimiz destek ve yatırımlardan bahsedecek olursak, dekara 19 liralık mazot gübre desteğine ilave olarak dekara 10 lira katı organik organomineral gübre desteği de veriyor. Dekara 35 ila 70 lira organik tarım, 20 ila 40 lira iyi tarım desteği veriyoruz. Kayısı üretiminde de standart fidan kullanımı için dekara 100 lira, sertifikalı fidan kullanımında ise dekara 280 lira destek veriyoruz. Küçük aile işletme desteği kapsamında ise dekara 100 lira destek vermekteyiz. Ayrıca kayısı üretiminde biyoteknik mücadele için de dekara 50 lira destek vermekteyiz. Üretimi geliştirmeye gerek sağladığımız bu destekler yanında kayısından elde ettiğimiz ürünleri çeşitlendirerek katma değeri artırmak üzere Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerimiz tarafından kayısı üreticilerimize ve sektöre düşük faizli yatırım ve işletme kredisiyle finansman sağlıyoruz. Kırsal kalkınma destekleri kapsamında kayısı işleme ve pazarlama yatırımcılarına da ayrıca hibe veriyoruz. İPART kapsamında toplam 32 projeye 45 milyon hibe verdik. Malatya'da ise bu kapsamda toplam 18 projeye 22,5 milyon lira hibe sağladık. Bunun yanı sıra çiftçilerimizi doğal afetlerden korumak amacıyla Tarsik kapsamında poliçenin %50'sine devlet olarak destekliyoruz. Ayrıca üreticinin genç ve kadın olması durumunda da poliçe destek oranını arttırıyoruz. Kıymetli Malatyalılar, bakanlık olarak kayısı yetiştiriciliği alanındaki ARGE çalışmalarımız devam etmektedir.
Bu kapsamda Malatya Kayısı Araştırma Enstitümüz başta olmak üzere diğer araştırma enstitülerimiz tarafından birçok proje üretilmektedir. Bu projeler içinde önem verdiğimiz yüksek kaliteli kuru kayısı üretimi için kükürtleme, kurutma ve depolama sistemlerini geliştirmesi projesi 2020 yılında tamamlanmıştır. Kuru kayısıda yüksek kültür sorunu çözen ve benim de 2 yıl önce bizzat yerinde gördüğüm, incelediğim bu sistemi TÜBİTAK ile birlikte geliştirdim. Bu proje sonucunda da geleneksel olarak yapılan kükürtleme işlemlerinde süre 1,5 gün iken bu süre 4 saate düşürülmüştür. Geleneksel kurutmada kurutma süresi 10 güne kadar çıkabilmekteyken bu projede ise 44 ila 48 saat aralığında kurutma gerçekleşmektedir. Yeni gelmişler bu sistemin yaygınlaştırması için bakanlığımızdan Malatya'mıza 1 milyon lira ödenek aktararak Akçadağ, Battalgazi ve Yeşilyurt olmak üzere 3 ilçemizde bu kurutma ünitelerini ziraat odalarıyla birlikte kurduk. Türkiye'deki kayısı türünde 298 genotipi çeşit yere, çeşit ve tip olarak arazi gen bankalarımızda muhafaza etmekteyiz. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzce meydana gelmesi beklenen bir zirai don olayından günler önce cep telefonunun mesajları ve medya aracılığıyla yetiştiricilerimizi zirai don konusunda uyarıyor, gerekli önlemleri zamanında almalarını sağlıyoruz. Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü mobil uygulamamız içindeki hava tahmini uygulamasıyla da kayısı üreticilerimizin meteorolojik hava tahmini bilgilerine ulaşmalarında da kolaylık sağladık. Çok kıymetli üreticilerimiz, değerli kardeşlerim, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ülkemizin en önemli tarımsal ihracat ürünlerine değer kazandırmak ve üreticilerimizin daha fazla kazanç elde etmelerini sağlamak amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi'ne 27 Temmuz'da fındık, kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısı alım görevi verilmiştir. 27 Temmuz'da fındık, 27 Ağustos'ta kuru üzüm fiyatlarını açıklayarak alımlara başladı. Kuru incir fiyatlarının ise üretici lehine seyretmesi nedeniyle piyasaları takip etme kararı aldı. Fındık, kuru üzüm ve kuru incir ürünlerinde Toprak Mahsulleri Ofisi'ne alım görevi verilmesi piyasa fiyatlarını üretici lehine yükseltmiş, buna paralel olarak ihracat fiyatları da yükselerek ülkemize daha fazla döviz girdisi sağlamıştır. Böylece sadece üreticilerimizin değil, 83 milyon vatandaşımızın da hakkı korunmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Toprak Mahsulleri Ofisi'ne verilen kuru kayısı alım görevi Cumhuriyet tarihinde bir ilktir. Zaten bir ilk yapılacaksa onu da Sayın Cumhurbaşkanımız yapar. Diğer ürünlerde olduğu gibi kuru kayısı da üretici lehine oluşturacağımız politikalarla piyasalarda istikrar sağlanacak ve kuru kayısımız dünya çapında değer kazanacaktır. Toprak Mahsulleri Ofisi'ne alım görevi verilmesinden önce bir yandan da kuru kayısı için hazırlıklarımızı tamamladık. Toprak Mahsulleri Ofisi, Türkiye Odalar Borsalar Birliği (DİDAŞ) tarafından modern altyapıya sahip ülkemizin ilk kuru kayısı lisanslı deposu 5000 ton kapasiteyle lisansını alarak Perşembe günü itibariyle faaliyetlerine başladı. Ve kuru kayısı lisanslı deponun faaliyete geçmesiyle birlikte diğer ihracat ürünlerine göre daha şanslı bir duruma kavuştu. Kuru kayısı alım fiyatını merakla bekliyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Toprak Mahsulleri Ofisi'ne verilen görev doğrultusunda kayısıyı ilk defa alıyoruz. O nedenle bu önemli günde tüm Malatya gibi ben de çok heyecanlıyım. Evet, şimdi geldik fiyatına. Herkes hazırsa şimdi alım fiyatını açıklıyorum. 2020 yılı 4 numara kuru kayısıyı kilogram başına kükürtlenmiş için 21 liradan. İşin açıkçası tabii ki önümüzdeki yılları da düşünerek fiyatları yapmamız gerektiğinden dolayı 20 lira gibi aslında Toprak Mahsulleri Ofisi bir fiyat düşünmüştü. Ben acaba 20,5 lira olabilir mi diye arkadaşlarla konuştum. Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgi verdiğimizde de en az 21 lira olsun diye bize tahminatlar. Şimdi gün kurusuna da 2 lira fark veriyoruz. Gün kurusu için ise 23 liradan alıyorum. Yani
21 liradan 4 numara kayısıyı alıyoruz. Gün kurusunda 23 liradan alıyoruz. Hayırlı, uğurlu ve bereketli olsun.